Sağlığım için her şeyden ekran başında bizi izleyen herkese merhaba diyoruz. Avrupa'nın Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz göz sağlığı köşemizde bu hafta aslında retina hastalıklarını ve retina hastalıklarının tedavisinde çok çok önemli bir yeri olan vitrektomi ameliyatını konuşacağız. Bu konuda bize Batı Göz göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tayfun Balbek bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, eğer retina ile ilgili bir probleminiz varsa ya da size vitrektomi ameliyatı önerildiyse ya da bir yakınınıza sorularınız bulunuyorsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Retina hastalıklarının tedavisinde gerçekten vitrektomi ameliyatının özel bir yeri var. Ee, biraz sonra ben hastalıkları biraz sizinle ayrı ayrı konuşmak istiyorum çünkü gerçekten retina'nın görmeyi etkileyen önemli ve farklı hastalıkları evet. var. Ancak vitrektomi ameliyatı nedir, ee, nasıl yapılır ve retina hastalıklarının tedavisinde vitrektomi ameliyatının nasıl bir yeri bulunuyor? Evet. Çok teşekkürler davetiniz için. Güzel. Ee, vitrektomi ameliyatı gözün en büyük ameliyatı. Yani göz hastalıklarında uyguladığımız bir sürü ameliyat çeşitleri var. Ee, hepsi yüksek teknoloji gerektiren ama en yüksek teknoloji gerektiren ameliyat vitrektomi ameliyatı. Bir kapalı sistem ameliyat, gözümüzün arkasında bulunan retina ve gözümüzün içini dolduran sıvı olan ya da jel olan vitreosla e, ilgili bir ameliyat. hı. hı. Ee, üç tane ve bazen dört tane e, iğne deliği kadar e, ufak delikten giriyoruz gözümüzün içine. Bir tanesi gözümüz sönmesin diye sürekli bir sıvı pompalıyor. Evet. Diğerinde bir ışık kaynağı var i̇çin, hı hı. içeriği görebilmemiz için. Gözümüz kapalı bir kutu olduğu için. Ee, üçüncüsünde de gözün içindeki manipülasyonları yapmamız için kullandığımız giyotin tipi kesiciler, makas tipi kesiciler... Veya pensetler veya diğer e, mikro aletlerimize girip çıktığımız ufak delik. Dördüncü delik ise eğer ilave yeterince bir aydınlatma elde edemediysek ilave bir ışık kaynağı koyuyoruz. Biz tabi doktor olarak ameliyatı yapan olarak mikroskoptan bakıyoruz gözümüzün hı hı. içine. Ve gözümüzün arka tarafını görebilmemiz için özel bir takım görüntüleme sistemleri var. Ee, çok karmaşık bir optik, ee, hem gözün içi, hem de bizim o gözün içindeki optik sisteme eşit bir şeyle karşı gelip içeriği görebilmemiz için oldukça komplike bir optik sistem kullanıyoruz. Gözümüzün içindeki vitreus ya da hı hı. görmemizi sağlayan retina'nın bir sürü hastalıkları var. Birazdan değineceğiz. Bu hastalıklarda hem vitreus hem retina, bazen sadece bir tanesi etkileniyor. Ama vitrektomi ameliyatında bu gözümüzün içindeki jeli mutlaka alıyoruz. Retinaya müdahale etmek için alıyoruz veya vitreusta bu jelin içinde bir kanama varsa ya da başka bir iltihabi olay varsa onu almak için alıyoruz. Ve sonunda yerine replasman olarak yani idame ettirici aldığımız vitreusun yerine bir şey koymamız gerekiyor. Bu gaz olabiliyor ya da silikon olabiliyor. Ameliyattan sonra silikon evet. e, yağı da aynen vitreous jeli gibi saydam optik olarak ve görmemizi engellemeyen bir şey. Ama 3-4 ay sonra bazen 6 ay sonra onu geri almamız gerekiyor. Gaz Peki. koyarsak evet. o kendiliğinden bir ay içinde eminiyor. E, o sırada vitreous sıvısı jel olarak değil ama sıvı olarak tekrar üretilmiş oluyor ve gazın yerini replese ediyor. Peki vitrektomi ameliyatını her göz hastalıkları uzmanı yapabilir mi? Yoksa vitrektomi ameliyatı ayrı bir uzmanlık, deneyim, bilgi gerektiren bir cerrahi midir? Çok komplike bir ameliyat olduğu için çok ciddi bir eğitim gerektiren bir e, operasyon yöntemi. Biz yasal olarak ülkemizde göz hastalıkları alanında alt branşlaşma yok. Hı hı. Ama bizim e, kendi içimizde böyle bir alt branşlaşma var. Türk Oftalmoloji Derneği'nin de e, önerdiği ve uyguladığı şekilde kendi içimizde alt branşlaşmış durumdayız. Hı hı. Dolayısıyla vitrektomi ameliyatı için gitişen e, uzman olmuş cerrahlarımız ciddi bir eğitimden tabii ki geçmeleri gerekiyor, geçiyorlar ve her göz doktoru yapamıyor. Ben mesela şeyle hiç ilgilenmiyorum. Lezer ile miyopinin düzeltilmesi veya göz çizme hiç bilmiyorum ilgilenmiyorum Aha. onları yapan arkadaşlar da vitreus ya da vitrektomi ile hiç ilgilenmiyorlar tabii ki doğal olarak Aha. böylece bir konuya yoğunlaşıp o konuyu en iyi şekilde e, uygulamamız, tedavisini yapmamız amaçlanıyor bu branşlaşma olayında. Aslında gerçekten tıpta uzmanlaşma çok önemli. Çünkü bilgiler ve sağlık teknolojilerinin giderek geliştiği bir dönemde e, kadın doğum olsun, göz olsun, e, bu tür alt uzmanlıklar e, büyük önem arz ediyor. E, tedavilerin daha uygun, e, verimli yapılabilmesi için. Şimdi ben bazı retina hastalıklarını sizle Kısaca konuşmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de diyabet çok yaygın. Maalesef. Şeker hastalığı, şeker hastası olduğunu bilmeden de yaşayan pek çok kişi var. Bu bağlamda baktığımızda, diabetik diyabetik retinopati yani şeker hastalığının gözde yarattığı e, harabiyete ne oranda rastlanıyor? Bu görmeyi nasıl etkiliyor? Şimdi şeker hastalığı çok önemli bir sağlık, toplum sağlığı problemi hatta. Günümüz endüstriyel beslenme alışkanlıklarıyla da çocuklarda da giderek artan oranda e, insülin direnci dediğimiz e, olay ortaya çıkıyor. Bunun da arkasından şeker hastalığı geliyor. Tabii şeker hastalığı da, yine kalıtsal bir hastalık ama aynı zamanda kendi alışkanlıklarımızla da e, körüklenen ve ortaya çıkabilen bir hastalık. Yani ateşi kendimiz de yakabiliyoruz Hı. ama kıvılcım içimizde ise genetik olarak zaten... Şeker hastası ileride oluyoruz. Dolayısıyla burada göz belirtilerini gözle beraber bütün küçük damarları da etkilediği için kılcal damarları etkilediği için mesela böbrekle ilgili belirtileri evet. veya ayaklarda ciddi yaralar yapıyor küçük kılcal damarlar etkilendiği için bütün bu belirtileri geciktirmenin tek yolu çok düzenli bir diyabet kontrolü. Hı hı. Şimdi gelen hastalarımız. İşte görmemde ani'den azalma oldu diye bazen geliyorlar. Ee, bakıyoruz çok ciddi diyabetik göz yani. tutulumu var, göz içinde kanamalar var. Soruyoruz kaç senedir diyabet hastalığınız var? İşte bir senedir ben diyabet hastasıyım. Tabii ki böyle değil. Göz tutulumu olması için en az 15 sene hı hı. şeker hastalığı olması lazım bir kişinin. Göz tutulumu 15 senelik bir şeker hastasında az ya da çok bir şekilde oluyor. Dolayısıyla evet. toplumun yaklaşık yüzde 10'u şeker hastası. Türkiye'de bu çok büyük bir rakam ediyor. Evet. Yani 8 milyon kadar bir rakam eder aşağı yukarı. Bu 8 milyonun yüzde kaçı şeker hastası olduğunu biliyor, bilmiyoruz. Çok az bence. Evet, bu yüzden ee, de yapılması gerekli herhalde evet. göz kontrolleri değil Tabii, mi? Tabii. Şeker hastalığı teşhisi konar konmaz. Mesela demin bahsettiğim örnekte bir sene önce şeker hastalığı e, başladı diyen hastamız en az 15 senelik bir şeker hastalığı var ve mutlaka düzensiz gitmiş. Gözünde bir sürü ciddi belirti var. Dolayısıyla şeker hastalığı teşhisi konmuş her hastamız mutlaka göz muayenesine yönlendiriliyor zaten endokrinologlar tarafından. Ama ondan önce tabii herkesin senede bir kere göz muayenesi, nasıl diş muayenesi vesaire kadın doğum muayenesi gibi ana ee, Organlarımızla ilgili gerekli muayenelerden geçiyoruz. Çocukluktan itibaren senede bir kere göz muayenesi olmamızda büyük fayda var. Bazen e, şeker hastalığının tanısını zaten gözden koyuyoruz. Gözden koyabiliyorsunuz ki bu da çok önem evet. arz ediyor. E, çok kısa rica edeyim. diyabetik retinopatisi olan yani şeker hastalığına bağlı gözünde bir problem oluşmuş bir kişinin durumuna göre ne tür tedavi seçenekleri var? Vitrektomi ameliyatı da bu yöntemler içinde bulunuyor mu gerektiğinde? Evet. Vitrektomi ameliyatı da son aşamada bulunuyor. Şimdi şeker hastalığı minik damarlarda yani kılcal damarlarda tıkanmalar yapıyor. Tıkanan doku damarı tıkanan doku beslenemiyor. Beslenemeyen doku, nekroze olmuş olan doku, toksik maddeler zehirli maddeler saçıyor etrafa. Seneler içinde bu çok Uzun bir zaman dilimini kısacık anlatıyorum. Seneler içinde bunlar minik kanamalar yapıyor. Yani. Daha sonra beslenemeyen doku kendini beslemek için patolojik damarlar üretiyor. Hı hı. Bu patolojik damarlar seneler içinde kanamaya başlıyor. Patolojik damarlar eğer diyabete bağlı tedavi, göz hastalığının tedavisi yapılması göz içine doğru yani vitreosa doğru giriyor. Bu damarların etrafında kılıflar var. Bu kılıflar bağ dokusu. Yani zarlar gelişmeye başlıyor. Damarlarla beraber zarlar giriyor. Dolayısıyla vitrektomi bu zarların temizlenmesinde, gözümüzün içinde oluşmuş e, kanamaların temizlenmesinde. Bu zarlar ileri dönemde retina yırtıkları yapıyor. O retinanın <laughs> yatıştırılmasında e, uygulanabilecek tek tedavi yöntemi. Ama buraya gelmeden önce bir diyabet hastası, diyelim ki 10 senelik bir diyabet hastası hiçbir şikayeti yok. Hı <laughs> hı. Doktora geliyor, göz doktoruna. Biz göz dibine baktığımız zaman diyabetik retinopati dediğimiz göz hasarının başlamaya yüz tuttuğunu evet. görüyoruz. Dolayısıyla orada hastamızın hiçbir şikayeti yokken o aşamada argon lezer tedavisi öneriyoruz. Bir sürü hastamız argon lezer deyince dehşete kapılıyor, korkuyor, yaptırmak istemiyor. Aslında çok basit bir ameliyat değil. Bir ışık tedavisi, o damarların tıkanmış olduğu bölgeleri ee, yakarak dışarıdan herhangi bir acı vesaire yok. Ee, tedavi ediyoruz ve demin bahsettiğim korkunç tablonun önüne geçmiş oluyoruz. Çok basit bir basamak tedavisi. Vitrectomie Birinci... ameliyatına bile gerek kalmadan evet. hastalara bu tedavi uygulamış Uygulanırsa, oluyorsun. zamanında yapılırsa, gerekli miktarda yapılırsa, hiç demin bahsettiğim zarlar oluşması, kanamalar olması gibi korkunç e, sonuçlarla karşılaşmıyoruz. Şimdi son dört dakika içindeyiz. Çok kısa retina dekolmanında konuşmak istiyorum sizinle. Retina dekolmanına bağlı olarak ne tür belirtiler ortaya çıkıyor? Retina dekolmanı bir de nasıl tedavi ediliyor? Evet, retina dekolmanı normal, sağlıklı bireylerde gözümüzün içindeki jel dediğimiz vitreos tabakası zamanla dejenere oluyor. Dejenere olması bu homojen yapının içinde su dolu, gölcükler oluşması, lakünalar oluşması anlamına geliyor. Bu lakünalar bir süre sonra kollebe oluyorlar. Yani hepsi birleşiyorlar ve retinaya yapışık olan bu vitreos jelinin, saydam olan vitreos jelinin sönerek, balon gibi sönerek retinanın ayrılması sonucu ortaya çıkıyor. Buna vitreos dekolmanı diyoruz. Bu herkeste olabilen, ben de yıllarca önce olmuş olan Geçiyoruz. bir fizyolojik olay. Ama bu olay esnasında yüz binde beş ihtimalle retinada yırtık olabiliyor. Bin kişiden beşinde. Bu yırtıkta ani şimşek çakmaları her an her saniye yani günde bir kere şimşek çakması görüyorum öyle değil. Her an her saniye şimşek çakmaları şeklinde ve aniden yırtıktan hücrelerin göz içine dökülmesi sonucu oluşan veya kanama sonucu oluşan Ani kurum yağması gibi veya kar yağması gibi gözümüzün içinde bir görüntü görme şeklinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu belirtileri olan herkes mutlaka bir göz doktoruna muayene olmalı. Eğer bir yırtık varsa, dekolman dediğimiz hı hı. affedersiniz, ayrışma olmadan önce o yırtığı kapatarak dekolmanı önlemiş oluyoruz. Şimdi bu verdiğiniz bilgiler gerçekten Koruyucu hekimlik açısından da çok önemli. İnsanlar bir takım belirtileri gördüklerinde hekime e, gitmeleri e, gerekiyor. Şimdi son iki dakika içindeyiz. Ben tekrar e, vitrektomiye gelmek istiyorum. E, vitrektomi ameliyatını e, anlattınız. Bunun deneyim gerektiren çok özel ve gözün en önemli en zor cerrahilerinden birine bu olduğuna vurgu yaptınız. Öğrenmek istediğim şu. Vitrektomi ameliyatı iki göze aynı anda yapılabilir mi gerektiğinde? Anestezi nasıldır? kişinin hastanede kalması gerekir mi? Yurt dışından Türkiye'ye bu ameliyat için olması gerekenler ve gelecekler varsa kaç günlerine ayırmaları gerekiyor? Sondan başlayalım. Yurt dışından gelecek olanların bir haftalarını ayırmaları yeterli. O tür durumlarda silikon koyuyoruz gözümüzün içine retina yırtığını yatıştırmak için silikonla uçağa binmekte bir sakınca olmuyor. Ama gaz koyduğumuz zaman bir ay uçağa binemiyoruz basınç dolayısıyla. Dolayısıyla bir hafta yeterli oluyor. Vitrektomi ameliyatı lokal anesteziyle uygulanan bir ameliyat. %99 eğer hastamızın çok çok özel bir isteği yoksa %99 lokal anesteziyle yapıyoruz ve aynı gün taburcu ediyoruz. Hastanede hiç yatırmıyoruz. Sabah alıyoruz, ameliyat ediyoruz. Birkaç saat sonra evine yolluyoruz. Sadece bir gün gözümüz kapalı kalıyor. Ertesi gün açılıyor. Vitrektomi ameliyatından sonra ertesi gün silikon konduysa biraz gözümüzün numarası değişiyor. Hipermetrop oluyoruz. Gaz konduysa 2-3 hafta o gaz yüzünden biraz bulanık görüyoruz. Ama daha sonra görmemiz düzeliyor. Retina dekolmanı ameliyatında mutlaka vitrektomi yapıyoruz. Ayrışma demek dekolman. Retina katlarının Birbirinden ayrılması, yırtıktan içeriye sıvı girerek sıvı retina altında toplanması demek. Bunun için de vitrektomi şart. Ee, böylelikle retina dekormanının tedavisinde de vitrektominin evet. yerini anlatmış oldunuz. Son olarak birkaç cümleyle. Yurt dışından daha çok hangi ülkelerden retina hastalıklarının tedavisi için geliştirilmiş, e, geliyorlar. Çünkü Türkiye gerçekten gözle ilgili tedavilerde Avrupa'da çok iyi bir yerde ve e, gözle ilgili tedavilerde Avrupa'nın pek çok ülkesinde ciddi bekleme sıraları var. E, bu konuda çok kısa bilgi rica edeyim. Sonra da sizle ilgili bölümü kapatacağım. Tamam, çok teşekkürler. E, maalesef çok e, Ortadoğu'da savaş e, bölgesi olduğu için özellikle genç insanlar retina olmana, travmaya bağlı yani darbeye Hı. çarpmaya vesaireye veya şarap nel parçası girmesine bağlı dekolman teşhisiyle geliyorlar Orta Doğu'dan. Avrupa'da hastalarımız Almanya, Hollanda olsun, e, rutin normal, e, o demin bahsettiğim binde 5 vitros dejenere olduktan sonra ortaya çıkan, binde 5 yırtıktan sonra oluşan dekolman tedavilerini kendi ülkelerinde çok uzun sıralar olduğu için, e, yaptıramadıkları için bize müracaat ediyorlar. Ben çok teşekkür ederim Profesör Doktor Tayfun Babek. Sağlığım için her şeye katıldınız, bilgi verdiniz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyicilere eğer retina hastalıkları ve vitrektomi ameliyatına dair merak ettikleriniz varsa, sorularınız bulunuyorsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Bize sadece telefonla değil, maille ya da sosyal medya adreslerimizden de ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz.